Merhaba arkadaşlar. Gurbet Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir gün. Bozkır Yaylası'ndayız. Karacahisar Köyü'ndeyiz. Şu an Hasan kardeşimin bungalovunun önündeyiz. Biz buraya dün geldik. Geceyi de burada geçirdik. Çok güzeldi, rahat ettik. Hasan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün Hasan Ay kardeşimle Anadolu'da zaman. Onunla birlikte video çekeceğiz. Şu an ben onun yapmış olduğu bahçedeyim. Burada fasulyeler var. Salatalıklar var. Adam boyunu geçmiş fasulyeler. Benden büyük. Lahanalar var. Kabaklar var. Dev gibi. Salatalıklar var. Kocaman kocaman. Domatesler bu sene her yerde böyle. Nedense bir türlü kızarmadılar. Ama burada kızarmaya başlamış hafiften. Biraz önce yoldular zaten. Yayla evine kahvaltı hazırlamaya gitti. Karacahisar Yaylası'na. Biz de biraz sonra oraya gideceğiz. Biberler var burada. Allah'a bakar mısınız? Dev gibi. Bir tane de değil, bir sürü. Burada var. Nereyi kaldırsanız kabak çıkıyor. Ağaçlar da büyümeye başlamış. Evet. Meşhur bungalovu. Çaya da bakalım. Ondan sonra ben de Hasan kardeşime bir sürpriz yapacağım. Onları daha sonra göstereceğim size. Evin arkasından çay akıyor. Şimdi oraya gidelim. Buraya kışın gelmek lazım aslında. Böyle çay akıyor. Ocak var. Bizim çocuklar daha yatıyorlar. Evet, şimdi sürprize geçelim. Şimdi ben buraya iki tane lamba monte edeceğim. Güneş enerjili. Bir tane tam buraya. Bir tane de buraya yapalım. Bir tane de fırının üstüne yapalım. Hadi ben başlayayım. Ondan sonra sonucu gösteririm size. Böyle bir şey arkadaşlar. Bunu şimdi hem bu tarafa hem bu tarafa monte edeceğiz. Bakalım Hasan kardeşim beğenecek mi? Daha önceden Orhun Topkaya kardeşime de getirmiştim. O çok beğenmişti. Hatta kısaca onu bir hatırlayalım. Ondan sonra devam edelim. Ben de size biraz sonra sonucu gösteririm. Haydi. Evet arkadaşlar, babam geliyormuş. Bir 15-20 dakika, yarım saat içinde burada olacak. Hayvanı sulamış, yaymış. Birazdan burada olur. Biz de karşılayacağız. Şimdi şöyle güneş enerjilerimiz var yine. Bunu Hasan abimiz getirdi. Hasan Er Yılmaz.
Eyvah. Hasan Er Yılmaz bir gece gelmişti. Yemek falan yedik. Bir sonraki gün buluşacaktık ama benim hastane işlerimden İkran'ın Yusuf Alp'in kalça çıkıklığına falan gittiğimiz günlerde buluşamadık. İnşallah tekrardan bekliyorum. Hasan Er Yılmaz abime çok teşekkür ediyorum. YouTube'da da kanalı varmış. Almanya'da bit pazarlarını falan geziyormuş. Güzel bir abimiz. Yüreğine sağlık diyelim. Almanya'dan getirmiş bunları. Ben bir tane zannettim. Bir tane olduğu için ağır zannettim ama bir kutunun içinde iki tane var. Alman malı. Yani şöyle söyleyeyim. Ne? Made in China yazıyor. Demek. Ben yanlış anlamış olabilirim. Almanya'dan deyince Alman malı zannettim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama ağır. Bizimkilerinden baya baya ağır. Yine güneş enerjili şöyle bir sistemi var. Nasıl çalışıyor, nasıl ediyor bilmiyorum ama şu arkada bir tane düğmesi var. Şunlardan bir iki tane şu evin kenarlarına atsam gece bu yolda yürürken bize aydınlık olsun babam gelesiye kadar. Arkadaşlar şöyle aparat çıktı. Dübel çıktı, çivi çıktı. Tek noktadan şuradan tutturacağız herhalde. Nasıl bunu açacağız? Ha? Ama çıkmalı inmeli olacağı için hani sabit bir yere koymayacağız. Yanmadığında çıkaracağız. Sensörlü. Bir tanesini bir sabitleyelim. Bu dübele bu uygun mu? Uygun. Ben şurada duvarda bir delik açayım. Bir tanesini şuraya koyacağım arkadaşlar. Tam geçiş güzergahına. Şuraya bir yeri yapayım. Dümdüz bir yeri. Şurası olur mu ki ya? Hı? Güneşi buradan alır mı? Alır. Alır alır. Nereye gidersem ki? Arkadaşlar şöyle bir sistemi var. İşte böyle. Biraz daha tuhaf yapmışlar bunu ya. Niye böyle yapmışlar? Aa tırnağım. Niye geçmiyor? Çukurda mı kalıyor? Şu kenarlarını alayım. İşte böyle. Niye yanmıyor ki abi ya? Güneş enerjileri mi yok? Bir tane de direğe koyacağım. Ya şimdi şöyle çıkıyor arkadaşlar bakın. Başka hiçbir şey yok. Şimdi buna ya da burayı kapattığınızda buna bastığınızda şurada bir düğmesi var. Uzun mu basacağız acaba? Uzun bastım. Bunu kapattım. Bunu oynadım. Yok. Neyse biz koyalım. Güneş aldıklarında yanarlar belki. Bir tane de direğe koyacağım. Şöyle çukur yerini getiriyorsunuz. Bu şekilde sıkıyorsunuz. Şuraya da bir tane yerleştireyim. Buradan da bu güzergahtan geçerken yansın. Beş saniye tutayım. Anlamadım ama. Evet. Şöyle. Yani şöyle çıkarıp tekrardan takabiliyorsunuz. İyiymiş bu ha. Vallahi yapılması gereken her şeyi yapmışız aslında ama. Durun bakalım. Neyse arkadaşlar bir tanesini kurmayacağım. İki tane daha var içinde. Ona uygun bir yer olduğunda kuracağım. Şimdi babamı karşılamaya gidiyorum. Sabah giderken ne kadar zorluk çekmiştik. Emin olun gelirken de o zorluğu çekeceğiz. Şimdi şunları toplayayım. Hemen babamın yanına gideyim. Ama iyi oldu ya. Buraya bir tane koymuş olduk. Yani yanması lazım aslında ama niye yanmadığını anlayamadım. Çözemedim. Ulan iki kardeş birbirine zıtlaşır mı lan? Efsane. Bunlar da efsane. Evet arkadaşlar ikisini taktım. Birisini buraya taktım. Birisini de buraya. Şimdi bu tepeye de bir tane takacağım. Evet arkadaşlar bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Bunlar gündüz enerjisini alıyor. Gece karanlık çökünce açılıyor. Pilinin dayandığı kadar da yanıyor. Evet. Isparta hatırası getirdim Hasanay kardeşime. Bir tane kendi adıyla, bir tane de benim adıma.
tane fazla kaldı burada. Onu da bırakıyoruz. Evet, şimdi kapıyı kilitleyip yaylaya doğru çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, buradan ayrılıyorum şimdi. Hasan Ay kardeşime hayırlı olsun. İnşallah, ümit ediyorum ki beğenir. Kanter içinde kaldım ya. Hava çok sıcak. Gece soğuktu, şimdi sıcak. Arkadaşlar, Hasan Ay'la çektiğim videolara bol bol yorum atın. Yine çekilişimiz olacak. Bu videolara bol bol yorum atan arkadaşlar arasından 3 kişiyi seçeceğim. Yani en çok yorum atan arkadaşlara arasından 3 kişiyi seçeceğim. İlk 3 kişi benden para ödülü kazanacak yine. Onun için bol bol yorum atın. Abone değilseniz abone olun. Diğer videoları kaçırmayın. Çok sıcak. Haydi yaylaya gidiyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi yaptın. İyi yaptık, güzel mi? Bir kuş hariç. Ne? Kuş olmadı daha iyi. Her köyün bir delisi var. Şey, hayvanlar burada mı? Saldınız mı? Hayvanlar daha burada. Değil mi? Hayır, buralarda. Taş evde kahvaltı yapacağız biraz sonra. Hasan Ay kardeşimle. Patates kızardı. Biber patlıcan kızarıyor. Allah Allah. Bir kere kısa bastım. Aç. Açıyor normalde. Ayarlardan belki açık değildir. Bakalım ya, ayarlar. Açık, bak. Tamam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun buyurun. Yok. Gelin buraya gelin. Geçin şöyle. Geçiler arabaya zarar verdi mi? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gel. Hadi Hasan abine yardım et. O da bir şeyleri getiriyor hadi. Sen de yardım et. Evet, taş evde kahvaltı yapacağız. Çok. Bu taşlar, parke taşları sağlam mı? Onu bakın da çıkılırsa onlar adam başında da düşür. Duvarı tamir ettiydiniz değil mi? Orası yıkılmıştı. Karşı taraf. Bunların arasında harçı yok değil mi? Böyle sadece... Yok, kuru duvar. Derler. Kuru duvar. Kuru duvar derler buna. Eski tip bir alev. Bunlar pişti herhalde ya. Pişmiş değil. İyice kızardı. Toplan yollamıyorsun. Nereye koyalım bunları? Ya bunun bütünü ne koy, bütün ne koy. Ne? Bir anla, bir anla. Keçiler geri mi geldiler? He? Keçiler geldi herhalde. Geldi işte, yatay oldu. Saat 4.30-5'e kadar kaydım al buradan. Gel, gel, hoş geldin. Kız, bırak süpürgeyi. Ne? Süpürgeyi yiyor. Bu topal olan herhalde değil mi? O, o değil herhalde. Yapma. Çık.
yiyenler yok ha. Çarş ekmeği yiyenler çarş ekmeği. Yeter abi, yeter. Ne yeter? Sen ne istiyorsun? Ver babana, ben somun ekmeği misin? Ben istemiyorum. Ne? Yemeyeceğim ekmek. Dursun orada yiyen olur. Ama ben yemeyeceğim. Sen yemeyeceğim de babana elle mi yemeyeceğim? Ne? İyi. Aman çekin. O ne de? İlaç yapıyor, ilaç. Bana da geldi. Sen de ilaçlandın o zaman. Böyle stop ediyor. Bu güzel yanacak bence. Ne? Bu daha güzel yanacak. Yani uzun yanar bu. Güneş iyi daha iyi alıyor ya. Bunu... Herhalde burada keçilerden devamlı yanmaz bu. Sensörlü yapsak ne? Ama önüne geçerse alır. İşte devamlı geçerler onlar. He? Ama bunda şimdi bir sıkıntı var. Bunu tam çakmayacağım seni yani. Vidalamayacağım. Çünkü altını mesela şey modunu değiştirmek istersen evet, parmağınla girebilmen lazım. Bak şu an çok sıkı oldu. Tamam. Şu an şeyde, sensörde bu. Tamam, sensörde olsun. Boş şey yanmaz. Akşam. Geçiler, yakarsa da yapacak bir şey yok. Eline sağlık Hasan abi. Sağ ol. Güle güle kullan. Sağ ol. Bunu da götüreyim. Bu ben abi. Deneyelim bakalım. Şimdi sen yukarıdan aşağıya çek istersen. He? Şöyle yukarıdan aşağı doğru. Yukarıdan aşağı kesinler. Öyle mi? Sen bildiğin gibi makas olarak çekiyorsan öyle de. Aşağıdan yukarıya gitmemiz lazım. Aşağıya gelelim. Korkmasın lazım. Gürültü yapmıyor ya. Kanka aşağıdan çık ya. Yok, gitti bazak, gitti bazak yaptın hayvanı. He, çok almadın ya. Makine öyle ayarlı. Biraz böyle... Tam sıkı yapma da, üşümesin sana. Hayvanın hoşuna gitti ha. Bu da kanka duvar. Bunun bir ayarı var mı ki? Burada bir şeyler yaptı. Burada sıktı, açtı, bir şeyler yaptı. Ne oldu? Geri mi geliyor o zaman? Zıplak oldu ya hayvan. Oğlum bir zıplak kalmış o üstü ya. Onu dıkı yukarıdan ayarlan bari. Ayarı yok onun. Vardır onun ayarı, bir zıplak kalmış o ayarı. Üşür. Kapat ben şunu. Açık bu ayarı. Açık değil ki. Ekran açık. Ekran açık çekmiyor. Bilmiyorum. Şey onu düğmeye ya. Basacaksın onu. Onun ayarı vardır ya. Baba. Baba girerse Mayıs'ta falan böyle kesecektim bunları. Normalde ne zaman kesilir ay bunları? Ayı ne? Geçti mi? He? Ağustos'un başları ya. Şey, doğru Ağustos'un biri Temmuz, Ağustos, Temmuz'un... Ne kadar şimdi uzaması ne kadar sürer? Valla bu epey sürer ya. Daha bak bizi kırkalı bir ay oldu. Daha kesiyi kapatmadı. Yo şu an çıplak kesiyorsunuz. Çok fazla değil mi? Çok çıplak yani. Onun ayarı vardır yalnız.
buradan falan mı ayar ya? Buradan hızlı değil mi? Şu yüksek. Hızlı yavaş yani. Hızlı yavaş. Yüksek ayarı yok. Benim adam da sıfır yapıyordu ya. O gördüm onu baktım seni. Aynen. Sıfır oluyordu. Hayvanın içinde bir şey kalmıyor ama tabii ki zamanında yapmak lazım. Şimdi biraz geç. Şimdi bu 9. ayağa girmek üzereyiz. Bu kesin bir kere işiyor da. Ama zarar vermiyor hayvana değil mi? Yok. Hoşuna gidiyor hayvan. Valla durun öyle şuna bak ya. Hiç mi? Yok fena iyi kesiyor yani makine. Nasıl? Nazar değdi ama. Ha? Hemen nazar değdi. Bak tamam. Ama sana gösterir mi? Hı? Isınıyor öyle mi? Hı hı. Bayağı ısınıyor. Elbisesiz koydun hayvanı ya. Makastan daha mı hızlı? Hızlı değil mi? Yani. Ama tabii ki bence elini de yırar yani. Hadi bayağı ısındı ya. Şurada şöyle. Kapı zincirliden var, girecek gibi yazın. Dur, bitirelim hayvan. Çok afiyet. Çiğdemar var mı kulaklarım? Yoktur, bekle. O da işiyor ya. Ne? Normal canım o hayvan. Yiyecek, işleyecek. Şunu bir bitirelim de bu ısınıyor. Demek ki onun bir şeyi var ya. Isınıyor demek ki ya. İşte. Vay ya. Daha yavaş. Ama kesiyor. Yavaş yavaş. Geçti bile geçti. Bunlar geçti. Duru veriyor değil mi? Niye durmuyorsun? Sana şimdi keyifli geldik biraz. Kirelerden de kurtuldun ama gece ne olacak bilmiyoruz artık. Daha da yapmıyor ya. Bitirelim ondan sonra bir daha çekelim. Benim anlamadım. Bunlar böyle ısınan maskeyi niye yaparlar? Ne? Evet böyle biraz daha güçlü olacak motoru. İki gün bak. İşte motor olan dolayı mı? Ya işte belki profesyonel bir makine değil bu aslında. Aynen. Yani evde 2-3 tane varsa onları kesiverken. Yani bu herhalde 15-20 markasın yanar bu motor. Çünkü şu an elini yaka yaka verilir şimdi yani. Kesmesinde sorun yok. Kes sorun mu sunuyor? Burada. Tamam.
Buraya mı girdin? Ne yaptın sen? Hasan abi, sıradaki, sağ olasın abi. Sıradaki. Makine iyi de işte. Güle güle kullan. Bunlarda ısınma problemi evet. Var ya. Keşke tıraş ettik ama iyi mi yaptık? Yo, iyi kesiyor. Kesmesinde makinede hiçbir sorun yok. Makine iyi kesiyor da ısındı sadece. Tek problemi o. Evet. Bunda yapacak bir şey yok ya. Ya akşamları keseceksin serinde. İyi, güle güle kullan. İyi oldu. Sağ olasın. Kesene bereketli. Düşünmen yeter ya. Ama geçti, nasıl oldu? O 5-10 gün geçti mi daha iyi oldu. Yani şey, fazlalık. Evet, şimdi aflak. Bay bay. Görüşürüz. Komutan nerede komutan? Komutanın kardeş. Komum o. Aynı onu haber de baksana. Evet, benziyor. Evet. Komutan. Oo, civcivler var. Artık ayrılma vakti geldi. Öyle de ne bileyim. Ne bileyim ya. Ya çok şey getirmişsin. Komutan mı bu? Aynen. O şimdi senin çarşı mı, onlar kaçar herhalde. Böyle düşünüyorum, tahmin ediyorum. Aman ezmeyelim. Şşt, şşt. Oradan aşağıya indiniz mi Alanya? Antalya, Manavat. Kaç lan? Kaç, kaç, kaç. Şşt. Şşt. Heh, aşağı çıktılar mı? Ornaya bassene. Çıktılar. Bir tane kaldı. Tamam. Heh, o da kaçtı. Onlar kaçar. Şşşt. Gelin şu arabanın altına. Bey. Enes. Bekleriz. Sevmedin mi burayı? Görüşürüz. Sevdin mi burayı? Dönüş doğru. Sevdin mi? Ne? Evet. Gitmek istemiyordu. Ben şöyle bir de ya. Baharın gelsin. Yeşil zamanında en kötü İnşallah zaman. İnşallah bakalım. Evet arkadaşlar, Hasan kardeşimin yaylasından çıktık. Alanya'ya doğru gidiyoruz. Adamlar ne güzel yerlere yayla yapmışlar. Güzel bir gölet var burada. Yaklaştıralım oraya bir. Sıra sıra dağlar.
Her yer yayla. Evet arkadaşlar, burası dipsiz göl. Buranın suyu yaz kış hiç bitmiyor. Altında başka yere doğru akıyor. Böyle yazlıklar var burada. Bayağı suyu da temiz. Şimdi size bir şey anlatacağım burada. Tam burada bundan 4 sene önce benim amcamın kızı Alanya'dan tatilden geliyor. Bir Opel Astra'nın içerisinde 4 kişi, öndekiler kemerleri var bağlı, arkadakiler bağlı değil. Burada araba bunun üstüne çıkıyor. Virajı çok hızlı geliyor. Burada alamıyor şeyi. Evet, maalesef bu demirlerin üzerinde bunlar böyle değildi. Biraz daha alçaktı. Daha önceki demirler. Üzerinde 70 metre devam ediyor. Ta oradaki viraja kadar. Evet arkadaşlar, bu bariyerin üstünde geliyor. Çok hızlı olduğu için atıyor arabayı. Ve maalesef buradan ta aşağıya kadar 150 metre aşağıya yuvarlana yuvarlana iniyor. Maalesef bu kazada amcamın kızı ve bir küçük kızı, iki kişi vefat ediyor. Ön taraftaki iki bağlı olan, kemere bağlı olan oğlu ve büyük kızı sadece ufak kırıklarla kazayı atlatıyorlar. Onlar arabanın içine ta aşağıya kadar sürükleniyorlar. Ona rağmen kemer hayat kurtarıyor. Arkadaşlar, böyle bu ok işaretleri ne kadar çoksa o viraj o kadar tehlikeli demek. Onun için lütfen böyle yerlerde dikkatli olalım. Trafik kurallarına uyalım. Böyle kazalar olmaması için. Onları da rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. 4 sene olmuş. Bu da buraya bir an olarak kalsın. Arkadaşlar, bir dikkatimi çeken de bu bariyerler o zaman yoktu. O eski küçük bariyerler vardı. Buraya kadardı. Buradan başlıyordu bariyer. Tam viraj gelirken buradan başlıyordu yerden. Buradan çıkıp oraya köşeye kadar bariyerin üstüne gidiyor. Şu an değiştirmişler. Bu bariyerler olsaydı muhtemelen trafik kazası olurdu ama kurtulabilirlerdi. Bunlar yüksek bariyer ve çok geriye almışlar. Yani ta o üstüne çıkabilme durumunuz çok önce. Böyle bir kaza olsa bile. Yapılmış ama sonradan yapılmış. Maalesef bizim ülkemizde hep önce bir ölümlü kaza, bir şey olması gerekiyor ki oraya önlem alalım. Neyse. Evet arkadaşlar, biz Alanya'ya geldik. Böylece Hasan Ay'la kardeşimle, Hasan Ay kardeşimle çektiğim videoları bitiriyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bol bol yorum yazmayı unutmayın. Beğenip yorum atanlara Hasan Ay videolarımda ödül olacak. Bol bol yorum.